sıralı görüşelim bu şekilde tekrardan. Şeyda çok teşekkür ediyoruz. Takımlar sahadaki yerini aldılar. İlk altılar anons edildi. Fenerbahçe Opet'te. Ana Antonievic, Fatma Yıldırım, Dicle Nurbabat, Melisa Vargas, Brisio, Eda Erdem Dündar. İlk altıda yer alan isimler Merve Melis, liberoları Fenerbahçe'nin. Eczacıbaşı Vita'da Melia İsmailoğlu, Tiana Boşkoviç, Loren Gibmeier, Büşra Kılıçlı, Jordan Larson ve Ezgi Dilik ilk altıda yer aldılar. Güldeniz Önel bugün, Güldeniz Önal bugün liberosu olacak. İki takım adına da zorlu bir karşılaşma olacak değerli seyirciler. Murat Mert Yücekök de yorumlarıyla bize katkıda bulunacak. İşte ilk altta ekranlarınızda. Murat, neler söyleyeceksin? Yani dün iki tane çok apayrı pasör çaprazı performansı izledik. Tiana Boşkoviç 27 sayıyla bitirdi. Ama Melisa Vargas öyle bir iz bıraktı ki dün. %60 hücum yüzdesiyle 38 sayı buldu ki bench'ten gelerek başardı bunu. İki pasör çaprazı yine baskın bir oyun karakteri ortaya koyacağını düşünüyorum. Tabii Zoran Terzic için de ilginç bir maç. Kendi Fenerbahçe'deki pasör çaprazı Melisa Vargas'la milli takımdaki pasör çaprazı Tiana Boşkoviç'in de bir kapışması olacak gibi. Eczacıbaşı Vitra'da libero'nun simge olduğunu hatırlatalım değerli seyirciler. İlk servis için hazırlıklar tamamlandı. Jordan Larson ilk servisi kullanıyor ve mücadele hareketleniyor. Fenerbahçe hücumu Brisio geliyor. Meksikalı oyuncu sayıyı buluyor Fenerbahçe adına. Bu arada inanılmaz bir seyirci topluluğu var. Dışarıda da bir bu kadar insan var. Geçen hafta Malatya'daki voleybol şöleni, bu hafta İzmir'e taşındığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve tabii ki bu salon o kadar seyirci alamayacak. Eda Erdem Dündar servisi kullandı. Ezgi yükseltiyor. Boşkoviç geliyor. Boşkoviç out'a yolladı. Sayı Fenerbahçe'nin. 2-0 oluyor skor. Eda Fenerbahçe'nin tecrübeli ismi. 2008'den beri Fenerbahçe'de. 2017 Kupa Volay'ın MVP'si seçilmişti. Eczacıbaşı Vitra hücumu Büşra Kılıçlı. İlk sayısını aldı Eczacıbaşı Vitra. Büşra. Kullandı servisi. Manşet Melis'ten geliyor. Şimdi Brisio plase yaptı. Ezgi dokundu. Boşkoviç geliyor. Melis manşeti iyi aldı. Fatma yükseltti. Brisio bloğa takılıyor. 2-2. Meliha yaptı bloğu, üçlü blok arasında. Topa son temas eden isim Melia İsmailoğlu. 2-0'la başlamıştı Fenerbahçe. 2-2'yi buldu Eczacıbaşı Vitra. Büşra orta oyuncusu servisi kullandı. Etkili servis. Fatma uzandı ama çıkartamadı. Brisio'nun ikinci topa çabası yeterli olmadı. Eczacıbaşı Vitra öne geçiyor 3-2. Bu kupayı en çok kazanan takım. Onlar tam 8 kere müzelerine götürdüler. Vakıfbank 6 kere, Fenerbahçe Opet 3, Emlakbank 1 kere bu kupayı müzesine götürdü. Melisa Vargas. Dün ilk sette ilk altıda başlamamıştı Melisa Vargas ama bugün onunla başladı Zoran Terzic. Bugün kazanan 6 ile başladı aslında. Sadece kazanan 6'da libero Merve'ydi. Bugün Melis'le başlamış. Aynı dün gibi. Dün de başlayan libero Melis'ti. Ana Antonievic. Larson aldı. Ezgi ve Loren Gibmeier. Eczacıbaşı Vitra orta oyuncularını aktif şekilde kullanarak başladı. 4 sayısının 3'ü orta oyuncularından geldi. Turuncu beyazlıların. Tiana Boşkoviç servisi kullanacak. Boşkoviç. Melis parmakla almak istedi. Olmadı. 5-3 oluyor skor. Tiana Boşkoviç yine. Boşkoviç.
Servis hatası. Fenerbahçe'nin dördüncü sayısı. Samantha Bricio görüntüdeydi. Jordan Larson'ı görüyorsunuz sahada. Şu andaki en tecrübeli isim. 1986 doğumlu. Samantha Bricio. Çok etkili servisleri vardı dün. Bricio. Larson manşeti aldı. Ezgi yetişiyor. Yükseltti. Meliha Fenerbahçe bloğunda. Melisa Vargas. 5-5. Bricio. Arkada simge, Larson, Meliha top bekliyor. Boşkoviç'i sakladılar. Bu sefer olmadı Bricio. Dileğe bırakıyor topu. 6-5 öne geçiyor. Eczacıbaşı Vitra. 8 kere bu kupayı kazandılar ama 2011-2012 sezonunda en son Galatasaray'ı 3-0 yenerek almışlardı. Uzun süredir kupaya hasretler. Fenerbahçe ise 2016-2017 sezonunda Vakıfbank'ı 3-0 yenerek son kupasını almıştı. Manşet iyi olmadı. Vargas geliyor. Meliha, Ezgi, Boşkoviç'e doğru. Çizgiye bastı. Çizgiye bastığını söylüyor Fenerbahçe bench'i. Maçın baş hakemi İlhami Şenyurt'ta onu gördü. Yardımcısı Yavuz Akdemir bu karşılaşmada değerli seyirciler. Birinci çizgide Gülfer Arslan, üçüncü çizgide Ece Yiğit görev yapıyor bu karşılaşmada. Bu arada Merve ikinci libero geldi önümüze bench'e oturdu. Ezgi, Gibmeier kayarak vurdu. Alamıyor Melisa Vargas. Tek ayak üzerinde smaç Gibmeier'dan sayıyı getiriyor takımına. 7-6. Ardından servise gidiyor. Bu sezon takıma katıldı. Japonya, Azerbaycan ve İtalya'da oynadı değerli seyirciler. ABD milli takımının da oyuncusu. Son Milletler Kupası'nda takımında forma giymişti. Bir ace atıyor. Filenin de yardımıyla 8-6. Bazen şans da yanınızda olacak. File desteğiyle bir ace. Doran Gibmeier şimdi yine servise hazırlanıyor. Bricio. Eda Erdem yükseltti. Melisa Vargas bloktan döndü. Boşkoviç, Ezgi, Jordan Larson. Bricio koştu oraya. Melis yükseltiyor. Vargas. Çizgi hakeminden out işareti var. Blokta da temas yok. Sayı Eczacıbaşı Vitra'nın 9-6. Mola isteyecek Zoran Terzic. Tabii bir anda 3 sayılık seri ve turuncu beyazlar bir anda 9-6 öne geçmeyi bildiler. Fenerbahçe sadece 2 hücum sayısı buldu. Hatta Fenerbahçe'de oyunculardan daha çok Boşkoviç 3 direk atayla Fenerbahçe'ye daha fazla katkı verdi. Şu an hücum anlamında iyi başlayamadı Sarılar Caddeler. Bunun yanında Eczacıbaşı Vitra'da özellikle Gibemeyer 4 sayıyla ön plana çıkan isim oldu ki 2 sayıda Büşra'dan geldi. Orta oyuncularından 6 sayılık bir katkı aldı. Eczacıbaşı Vitra hücumda da çeşitliliği bulan takım oldu. 8'in başı olmasına rağmen önemli bir avantajı sahip artık Eczacıbaşı Vitra. Peki Melisa Vargas için özel bir önlem görüyor musun Eczacıbaşı Vitra savunmasında? Şimdi Antonijevic çok fazla etkin kullanmadı aslında Melisa Vargas'ı. Bir dışarı vurduğu top var, bir de içeriye vurduğu top var Vargas'ın. Biraz daha zaman ilerledikçe onun da eli ısınacaktır diye düşünüyorum. Loren Gibmeier servisi kullandı. Melisa alıyor manşeti. Eczacıbaşı Vitra sahasında Ezgi ikinci topa hücum ediyor. Top içeride. Sayı geliyor. Ezgi 1995 doğumlu değerli seyirciler. Bugün eski takımı Fenerbahçe'ye karşı mücadele ediyor. Fenerbahçe'nin kazandığı son kupada takımdaydı ve Fenerbahçe'nin pasörüydü. Melisa Vargas. Fatma dün müthiş bir performans sergiledi ve bugün de ilk sayısını alıyor. Şimdi yine etkili servisçilerinden birisi Fenerbahçe'nin. Melisa Vargas dün çok iyi servisler atmadı açıkçası. Bricio bir adım öndeydi. Hücum hattında da Melisa çok etkiliydi. Şimdi bakalım nasıl başlayacak. Müthiş servis. Eda ve Eda'nın sayısı.
2008'den beri Fenerbahçe'de, Fenerbahçe'nin kazandığı 3 kupada da Eda vardı değerli seyirciler. 4. kupasını istiyor Fenerbahçe formasıyla Melisa Vargas. Melisa yine müthiş bir servis. Çıkmıyor bu top. Vargas belki hücumlarıyla değil ama servisleriyle oyuna ağırlığını koymaya başladı. Yine çok kuvvetli servisler atıyor Çubalı oyuncu. Farkı 1'e indirdi Fenerbahçe. Melisa Vargas'ın servisleriyle. Vargas bu sefer filede kalıyor. 11-9. Meliha İsmailoğlu gidiyor servise. 1993 doğumlu smaçörü. Hayır, Meliha değil, Ezgi gidiyor, düzelteyim. Biraz önce söyledim. Eczacıbaşı Vita'nın pasörü Fenerbahçe'nin kupayı son kazandığında Fenerbahçe'nin pasörüydü. Şimdi Eczacıbaşı ile mücadele ediyor. Ana Antonioviç, Fatma geri alanda topa müdahale. File önünde Eda Erdem. 1987 doğumlu orta oyuncu, 1.88 boyunda, 3.02 blok yüksekliği var değerli seyirciler. Ve bu boy avantajını çok iyi kullandı file üzerinde. Hem Fenerbahçe hem milli takımımızın da kaptanı Eda Erdem Dündar. Fenerbahçe hücumu olacak. Brisio geliyor. Block out. 11-11 eşitlik geldi. Bu sayıyla teknik molaya gideceğiz değerli seyirciler, ama hangi takım önde gidecek acaba? Fatma Yıldırım serviste. 1990 doğumlu, bu sezon takıma katıldı. Son iki sezonu Bursa Büyükşehir Belediye'de geçirmişti Fatma Yıldırım. Kullandı servisi. Simge alıyor. Ezgi geldi. Boşkoviç. Geride Fatma'nın müdahalesi. Antonievic Brisio'yu düşündü. Brisio blok out'u düşündü. İstediğini de alıyor. Teması belirledi karşılaşmanın hakemleri. Teknik molaya geliyoruz. Fenerbahçe 12-11'lik bir sayılık avantajla giriyor teknik molaya. Kadınlar Aksa Sigorta Kupa Voley final maçında sizlerle birlikteyiz. Kupanın 19.sü sahibini bulacak değerli seyirciler. 2008'den itibaren 10 sezonda 9 kupada sahibini buldu. İlginç bir istatistik var. Son 9 kupada 3 Vakıfbank, 3 Eczacıbaşı, 3 Fenerbahçe şampiyonluğu var. Bugün Eczacıbaşı ya da Fenerbahçe bir adım öne geçecek. Jordan Larson, Melis aldı. Ana Antonievic, Vargas geliyor, blok var. Böylelikle Fenerbahçe 4-0'lık bir serinin altını imza atmış oldu. Fatma'nın servis durumda. 13-11'i buldu Fenerbahçe. Fatma. Larson, Ezgi. Larson. Melis geldi oraya. Antonievic, Brisio geliyor. İkili blok. Larson'dan dışarı gidiyor top. Motta mola istiyor. Marco Aurelio Motta. Yani Brisio çok iştahlı başladı. Vargas hücumlarıyla değil belki ama servisleriyle oyunu ağırlığını koydu. Ve Fenerbahçe bir ara onu 6 geriye düştü sette. 8-1'lik seriyle 14-11'lik avantajı yakaladı. Özellikle bugünkü Vakıfbank maçının galibiyetinin etkisini ben bugün de Sarı Lacivertlerin üstünde olduğunu görüyorum. Hemen bir sorum olacak. İki takım da çok zor maçlar oynadı.
3-2'lik müthiş fiziksel kapasitelerini zorlayan Fenerbahçe daha çok oyuncuyla oynamış. Dün bir kez daha baktığımda Eczacıbaşı Vitra ise altısını hemen hemen hiç değiştirmedi. Bu aynı zamanda Boşkoviç'in de bir miktar hasta olduğunu da göz önünde bulundurursak onlar adına daha fazla yıpratıcı bir etki yapmış mıdır? Hem o hem de hafta içi Şampiyonlar Ligi'ne veda etmiş olmanın verdiği burukluk, tabii hepsi bir araya gelince psikolojik olarak zor işler bunlar. Fiziksel olarak yorar mı? Şimdi Eczacıbaşı Vitra'nın da Fenerbahçe'nin de beşer günde dördüncü maçını oynadığını söylüyorum. Pardon, altışar günde. Boşkoviç şu hücuma bir bakalım, sayıyı alıyor Eczacıbaşı Vitra. Şu anlamda söylüyorum, tekrar edeyim. Evet, zorlu maçlar oynadılar ama dün Fenerbahçe 8 oyuncusunu daha etkili ve rotasyonlu kullandı. Eczacıbaşı Vitra ise ilk altısını hemen hemen hiç bozmadı. O anlamda soruyorum. Sadece ara ara iki değişiklikler yapmıştı. Ama tabii Fenerbahçe'nin özellikle Vargas Fatma değişikliği de hemen ilk setin orta garında gelmişti. Aslında ideal kadrosuyla da çok fazla oyunda kaldıklarını söyleyebiliriz. Tabii ki yorgunluk vardır ama bu maçın sonunda kupa olacak olması bence iki takımı da yorgunluğunu hissettirmiyordur. Eda Erdem servisi kullandı. Jordan Larson simge yetişiyor. Neliha geliyor. Fatma arkada manşeti aldı. Antonjovic Brisio'ya doğru. Brisio orada hemen müdahale geldi simgeden ve hücumda sayıyı buluyor. Jordan Larson'la Eczacıbaşı Vitra. Simgenin manşeti ardından 3 metrenin gerisinden Jordan Larson'ın Ezgi'nin pasına hücumu. Eczacıbaşı Vitra zor sayı çeviriyor. 13-15. Büşra Kılıçlı orta oyuncusu, 14 yaşından beri Eczacıbaşı Vitra'da, takımda 15. sezonu değerli seyirciler. Büşra kullandı servisi. Fatma ana kısa oynadı. Bloktan döndü. Bir hücum daha. Melisa Vargas bu sefer Larson'ı alıyor. Meliha ikinci topu rakip alana yolladı. Ana yükseltiyor. Vargas bloktan dışarı. Melisa Vargas. Aslında Meliha doğru yeri kapattı ama Vargas yine çok kuvvetli vurarak o bile avantaja çevirmeyi başardı. Ana Antonijević servise geldi. Vargas, Brisio, Dicle, Nur Babat. Şu anda önde üçlü hücum turuna geldi Fenerbahçe. Ezgi Boşkoviç'i tercih etti. Boşkoviç. Tiana Boşkoviç. Müthiş bir oyuncu. Çok akıllı bir vuruş. 18 yaşında Eczacıbaşı Vitra'ya geldi. İşte onun akıl dolu plasesi. Havuza böyle bırakıyor ve sayıyı buluyor. Boşkoviç serviste. Melis aldı. Fatma. Brisio. Eczacıbaşı Vitra sayısı. Bu arada Boşkoviç bugün milli takımdaki koçuna karşı mücadele ediyor. Geçtiğimiz yıl dünya şampiyonu olurken omuz omuza sahalarda birlikteydi. Şimdi milli takımdaki koçunun takımını yenmeye çalışıyor. Vargas geliyor değerli seyirciler. Vargas, Larson, Boşkoviç. Fenerbahçeli oyuncular dokunmadılar. Top dışarı gidiyor. Sayı Fenerbahçe'nin. Zoran Terzic ile Sırbistan milli takımı büyük başarılar elde ederken tabii ki Boşkoviç'in katkısı tartışılmaz. Olimpiyat ikinciliği, Avrupa şampiyonluğu ve dünya şampiyonluğu. Kısa bir özet. Brisio, Larson karşıladı. Ezgi, Gibmeier tek ayak üzerinde kayarak smaç ve sayı buluyor. Bunları çok iyi yapıyor Amerikalı oyuncu. Şimdiye kadar orta oyuncu katkısını özellikle Gibmeier önderliğinde daha fazla alan takım oldu Eczacıbaşı Vitra. Meliha, Bosna Hersek asıllı oyuncu, 16 yaşından beri Türkiye'de, artık Türk milli takımında da mücadele ediyor. Fenerbahçe onun da eski takımı, servisi kullandı. Melis, Ana Antonijević kısa oynadı. Dicle Nur sayı bitmedi. Şimdi Jordan Larson. 1986 doğumlu smaçör. 1.89 boyunda 3.05 smaç yüksekliği var. İşte çapraza bloktan da yararlanarak böyle vuruyor ve sayı alıyor.
Eşitlik var skorboardta yine. 17-17. Manşet Brisio'dan Dicle Nurbabat. Melis aldı topu. Fatma block out. Melis'in topu içeride mi dışarıda mı acaba? Orada Fenerbahçeli oyuncular da bir çığlık duydum ben. Bırak mı dediler, emin olamadım ama Melis riske girmedi. Bağırdılar. Ama Melis risk almak istemedi. Ama sanırım top dışarıya düşüyordu. Biraz önce sayıyı tekrar gördük. Dicle Nurbabat serviste. Larsen aldı. Ezgi, Jordan Larsen. Plase'yi dokundu. Ana Antonievic. Yetişemiyor. Çok akıllı bir plase geldi Jordan Larsen'dan. 4'ten 3'e doğru gelip Fenerbahçe'nin 2 numarasına doğru kimsenin beklemediği Antonievic'in geç tepki verdiği bir plase. Gibmeier içeri ace atıyor. 19-18. Zoran Terzic bu sayıya çok sinirlendi ve mola aldı. Kenara işaret etti, hemen molayı al diye yardımcısına. Az önce Fenerbahçe'nin 8-1'lik serisinden bahsetmiştik. Şimdi de 6-2'lik bir Eczacıbaşı Vitra serisi ve ilkler yeniden Eczacıbaşı Vitra'nın eline geçti. Özellikle iyi servis ettiler ama şu ana kadar takımın yıldızı beklerinin aksine Boşkoviç ve Larsen İbemer ekstra spor katkısı veren isim oldu. Şu an sanırım sahanın da eski arası Amerikalı orta oyuncu. Tabi Eczacıbaşı Vitra özellikle Beyzan sakatlığı sonrasında yabancı rotasyonunda zorunlu bir değişikliğe gitti. Gibemeyer'i de artık oynuyorlar. Gibemeyer de şu ana kadar verdiği en önemli katkıyı verdi bence bugün. Ama bakalım süreklilik arz edecek mi bu formu Gibemeyer'e. Amerikalı oyuncu servisi kullanacak şimdi. Bir sayıyla önde Eczacıbaşı Vitra. Brisio manşet iyi geldi anaya. Eda Erdem ortadan hücum sayı geliyor. Çabuk hücum etti Fenerbahçe. Manşetten itibaren hem manşet hızlı hem ananın kurşun pası, işte tekrar gördünüz. Ana Antonievic çok güzel bir pas. Eda tecrübeli bir isim. 19-19. Melisa Vargas. Meliha. Fatma. Ana Antonievic Brisio'yu tercih ediyor. Meliha'nın manşetini sıyırıp dışarı gidiyor. İki sayı buldu Fenerbahçe üst üste moladan sonra 20-19. Vargas'ın servis turunda yine ekstra sayılar gelmeye başladı. Sarı lacivertli cepheye. Bir tarafta dünyanın en büyük yıldızlarından birisi Boşkoviç. Diğer tarafta da onun tahtına göz dişmiş Melisa Vargas. İşte müthiş servis. Boşkoviç geliyor. Melis, Ana Antonievic, Brisio. Müthiş yüklendi. Blok çıkardı o topu. Ana Antonievic, Fatma ile bu sefer. Arkada Boşkoviç manşeti koydu. Ezgi yükseltiyor. Jordan Larsen. Blok. Brisio dokundu. Ana Antonievic manşetle yükseldi. Fatma çok geriden akıllı bir vuruş. Fatma Yıldırım. Gerçekten zor bir sayı. Fatma iki gündür inanılmaz katkı veriyor skor anlamında. Bu arada mola geldi Eczacıbaşı Vitra'dan. Dün oyuna girdiği andan itibaren çift halinin skor katkısı. Bugün kritik anlarda gelen üst sayılık Fatma Yıldırım katkısı. Fenerbahçe'ye çünkü hep Vargas ve Brisio üzerinden hücum ederken riske edilen oyuncusuydu Fatma Yıldırım Fenerbahçe'nin hücumda. Ama şu ana kadar ne zaman riske etseler Fatma Yıldırım cezalandırdı Eczacıbaşı Vitra'yı. Dediğim gibi bence günün de gizli kahramanıydı. Bugüne de çok iyi başladı. Fatma Yıldırım tabii burada özellikle Vargas'ın servis turlarının da altını çizmekte yarar var. Gerçekten çok kuvvetli servisler atmaya devam ediyor Çubalı oyuncu. Çok genç bir oyuncu. Ligimizde oynaması büyük şans. İzlemesi çok keyif. Dünyanın en iyi 3 pasör çaprazından ikisi burada. Olmayan tek isim de Egon'u. Ezgi, Boşkoviç geliyor. Eda'nın bloğundan döndü. Ezgi, Boşkoviç yine. Fatma tek blok karşısında. Onun yanından rahat geçiyor. 20-21.
Diana Boşkoviç. Çok genç yaşta Türkiye'ye geldi. O zaman da çok bilinen bir isimdi ama kariyeri büyüyerek devam ediyor değerli seyirciler. Onun Eczacıbaşı Vitra'ya, Eczacıbaşı Vitra'nın ona çok büyük katkısı, faydası oluyor. Manşet iyi değil. Orada Melis Bricio. Vargas karşısında ikili blok. Büşra orada topa müdahale eden isim. 21-21 Rabatşeva, Damla. Bu ikili oyuna girmeye hazırlanıyor. Damla favoriydi iki kez sahada. Fenerbahçe ikinci gün kadrosu oldukça rotasyonlu kullanıyor ama Damla ilk kez sahada. Rabatşeva dün ilk set ilk altı başlamıştı. Sonra ara ara girdi çıktı. Bugün ilk defa sahaya geldi. Damla üç gün boyunca ilk kez. Ana Antonievic, Rabatşeva, blockout. İkileşti, geri alıyorlar sanırım. Bir karışıklık var şu an. Bricio ile Fatma'ya neredesiniz? Bence baktı, göremedi onları. Neredesiniz diye kızdı. Bu arada Montoya GDS isteğinde bulundu ama ben neden olduğunu anlayamadım. Yani out için olabilir mi bilmiyorum ama. Fileye bakıyorlar. Rabatşeva biraz geriden sıçramıştı ama bizim görmediğimiz bir şey gördü sanırım. Eczacıbaşı Vitra cephesi. Orada Ana Antonievic'in verdiği pasta fileye bir aylı yakın. Orada fileye temas var mı yok mu? O konuda bir GDS'ye gidildi. Yok kararı gelince Fenerbahçe opet sayısı oluyor. Bu arada Antonievic bayağı uğraşmış fileye değinmek için. Bir sayılıkmış bu ikili değişiklik. Hemen geri aldı Zoran Terzic. Kirabazlı'ya girer girmez de bir sayılık hücum yaptı. Fatma şimdi servis çizgisine geldi. Setin sonlarına yaklaştık. 22-21 Fenerbahçe Opet üstünlüğü var. Fatma Yıldırım. Manşeti aldı Simge. Larsen, Bricio dokunuyor. Ana yerde yükseltti Fatma. Blok var. Bu topu da çıkardı Fenerbahçe. Hatta sayıya çevirdi. Bricio. Müthiş savunma Fenerbahçe'den. Yani bir sayı için ancak bu kadar savaşılırdı. Fenerbahçe gerçekten üstün bir savaşlardı. Ve sonunda zor da olsa Bricio ile sayıyı buldular. Bu arada Yavuz Akdemir'den de yardımcıdan Fenerbahçe bencine bir uyarı geldi. Sevinci çok abartmayın diye. Dün bunu yaşadık birkaç kere. Fatma. Simge. Ezgi Boşkoviç. Müthiş smaç. Sayı Eczacıbaşı Vitra'nın. Jordan Larsen. Bricio. Ana Antonievic. Bricio. İkili bloğun yanından. Simge manşet. Büşra file önünde. Son dokunuş kimden? Büşra'dan. Yine bir GDS isteği var sanırım. İki baş antrenör ekranlara yansıdı. Son olarak kime temas etti tahmin ediyorum ona bakıyorlar. Bugün GDS hakemi Yılmaz Duman değerli seyirciler. Temas yok. Fenerbahçe Opet'in
Ve 24-22 oluyor. Jordan Larson, İlhami Şenyurt'un yanında bir şeyler söylüyor. Eline temas etti diyor Büşra Topoğlu'nun. Sanırım Brissio'ydu temas ettiğini düşündük. Yani Büşra'nın eline temas ederek Büşra'yı bozduğunu evet iddia ediyor. 24-22 kaptan Ece Ercan Gürler. Evet, tam burada itirafçı Brissio ellerini rakip alanına sokarak, yani Eczacıbaşı Vitra alanına sokarak Büşra'nın oyunla, eliyle oyunu oynamasını bozduğunu iddia ediyor Jordan Larson. Birayli de ısrarlı iddia etti ama İlhami Şenyurt sayı Fenerbahçe'ye vermiş durumda. 24-22 set sayısı Eda Erdem Dündar kullanıyor. Servisi kullandı. Ezgi kısa oynadı. Sayıyı buluyor Eczacıbaşı Vitra. Büşra Kılıçlı. Ana Antonievic sahaya dönüyor. Polen oyundaydı. O kenara alındı. Şunu söyleyelim. Dün Fenerbahçe 4 kere maç sayısı buldu. 4. sette kullanamadı. 5. sette maçı bitirebildi. Yani niye söylüyorum? Hiçbir şey belli olmuyor. Üst düzeyde bir voleybol izliyoruz. Fenerbahçe için servis karşılayarak set sayısı. Bakalım Eczacıbaşı Vitra seti verecek mi kendi servisinde ya da Fenerbahçe alabilecek mi? Yoksa 26'ya uzayacak mı? Servis kullanıldı. Fatma, Ana Antonievic, Vargas'ı tercih etti. Vargas sesi bitiriyor. 25-23 Fenerbahçe Open ilk seti kazanıyor ve 1-0 öne geçiyor final mücadelesinde. Fenerbahçe Opet ilk seti 25-23 kazandı ve final mücadelesinde 1-0 öne geçti. Hemen istatistiklere göz atıyoruz. Servis sayıları Eczacıbaşı Vitra'nın 3, Fenerbahçe Opet'in 1. Hücum sayıları Eczacıbaşı Vitra 13, Fenerbahçe Opet 16. Bloklar 2'ye 1. Hatalardan gelen sayılar 7'ye 5 Murat Mert Yüceköç.
hem Vargas'ın hem Bristion'un skorer oyunu Fenerbahçe'ye sesi kazandıran en önemli özelliklerden birisiydi. Bu iki oyuncu aynı anda belli bir hücum yüzdesiyle hücum edince zaten Fenerbahçe durdurulması zor bir takım haline geliyor. Eczacıbaşı Mitra'da ise orta oyunculardan gelen skor katkısını ikisi maçör bir pasör çaprazından o kadar yüzdeyle gelmediğini gördük. Eczacıbaşı Mitra daha fazla orta oyuncu kozunu devreye soktu belki ama özellikle Vargas'ın servis turları belirleyici oldu. Fatma Yıldırım'ın servisiyle ikinci set başlıyor. Son anda bıraktı. Büyük tecrübe Jordan Larson. Sayı Eczacıbaşı Vitra'nın. Larson servisi kullandı. İyi servis. Ana Antonievic yükseltiyor. Brisio out'a vurdu. İçeride olduğunu düşünüyor Fenerbahçeli oyuncular. İtiraz istiyorlar. Zoran Terzic itiraz etti. Bana şimdi içeride gibi geldi sanki ama. GDS hakemi Yılmaz Duman inceleyecek. İki operatör görevli onun yanında. Gökhan Narin ve Burak Uğurlu. Bu ligimizde yapılan bir uygulama değil. Burada yapılıyor. Top içeride bu arada çıkan kararı söyleyelim. GDS'ye yapılan itirazlara daha doğrusu ayrı bir hakem bakıyor. Yardımcı hakem gelmiyor. Ligden farklı olarak onun bilgisini de verelim sizlere değerli seyirciler. Böylece sayı Fenerbahçe'nin oldu. 1-1'lik skor söz konusu. Meliha blokta başarı var. Ezgi iyi aldı. Larson pasörlük yaptı. Ezgi ilk topu yine alıyor. Simge bu sefer manşetle Boşkoviç'e. Boşkoviç. Tekrar göreceğiz. Bir türlü ikinci topu pasörle buluşturamadı Eczacıbaşı Vitra ama sonunda hücumda sayıyı çıkardılar. İki bir önde Eczacıbaşı Vitra. Fatma. Ana Antonievic. Dicle Nur Babat. O da takımda 5. sezonunu yaşıyor ve Fenerbahçe'nin 2015 ve 2017'deki kupa şampiyonluklarında yine sahadaydı değerli seyirciler. Ana Antonievic servise geldi. 2-2'lik eşitlik. Antonievic. Simge manşet çok iyi olmadı. Boşkoviç koştu. Ezgi. Şimdi hücum Fenerbahçe'nin. Ana Antonievic, Vargas ikili blok, blok out. Meliha bloğu koydu ama hani bu Vargas'ın bloklarını, yani Vargas'a blok yapmak çok zor. Kontrollü bir şekilde müthiş güçlü vuruyor. Meliha biraz dağınık gelmiş ama sonradan kapatmış. Buna rağmen Vargas sayıyı buldu. Boşkoviç. Blokta başarı var. Dicle Nur Babat. Bu arada dün Vargas'ın smacına manşet koyan, blok yapan Jutin pişman oldu açıkçası. Yani bir ara sanırım Juhani Güldet'i değiştirmeyi düşündük. Çok acıdı kolları. Dönüp dönüp bench'e de söyledi bunu. Gerçekten çok hızlı çıkıyor top kolundan Vargas'ın. Ezgi, Boşkoviç, blok ve dışarı gidiyor top. Yana Boşkoviç. (Gülüyor) 4-3 Fenerbahçe üstün. Boşkoviç serviste. Ana Antonievic. Vargas, Simge. Ezgi yükseltiyor 3 metre gerisinden hücum. Vargas top taşıma. Dört dört skorboardda eşitlik var. Yana Boşkoviç. Ana Antonievic. Vargas.
Temas yok Eczacıbaşı Vitra'da. İtiraz Zoran Terzic, temas olduğu görüşünde blok out'a bakılacak. Şu anda scoreboard 4-4'lük bir eşitlik var. Bir takım öne geçecek ama hangisi bunu görüntülü değerlendirme sisteminin incelemesinden sonra öğreneceğiz. Bugün emek harcayan hakemlerden saymadıklarım skor hakemi Özlem Özdemir ve asistanı Hüsnü Tanattı var. Değerli seyirciler, karşılaşmanın gözlemcisi Aziz Yener. Onu da hatırlatayım sizlere. Kalabalık bir ekip tabii ki perde arkasında görev yapıyor bu karşılaşmalarda. Blokta temas yok. 5-4 öne geçti Eczacıbaşı Vitra. Vargas'ı üst üste 2 hata yapmış oldu. Biraz servis hatası Boşkoviç'ten. Top dışarı gidiyor. Brissio serviste. Melia manşeti koydu. Fenerbahçe sahasına döndü. Ana Antonioviç. Vargas çok sert. Dönüyor bu top. Melis aldı. Ana. Bu sefer diğer taraftan Fatma'ya hücum ettirdi. Ezgi ikinci topa hücum sayıyı buluyor. İyi servisle başladı Fenerbahçe hücuma. Eczacıbaşı Vitra manşeti Fenerbahçe sahasına döndü ama ardından sayıyı üreten Eczacıbaşı Vitra oldu. Meliha. Fatma plase yapmayı tercih etti. Boşkoviç dublaja iyi giriyor. Ezgi. Larsen geldi. Larsen top içeride. Farkı ikiye çıkardı Eczacıbaşı Vitra. Meliha Türkiye'ye geldikten sonra İlbank 3 sezon, daha sonra 3 sezon Fenerbahçe ve 2. sezonu Eczacıbaşı Vitra'da. Serviste hata yapıyor. 6. sayısı oldu Fenerbahçe'nin. 6-7. Dicle Nur. Ortadan hücum Gittmeier bir süredir sahnede yoktu. Loran Gittmeier ve Eczacıbaşı Vitra'ya sayıyı getiriyor 8-6. İlk sette 5 sayıda takımının en skorer ismiydi. Bu setteki ilk sayısı oldu Loran Gittmeier. Servisi de o kullandı. Brissio'nun manşeti ana. Vargas geliyor. Eczacıbaşı Vitra sayısı. Fenerbahçeli oyuncular çok emin, itiraz edin diye kenara döndüler. Zoran Terzic itiraz ediyor. İkinci hakkı bu. Daha önce bir itirazı haksız çıktı hatırlatayım. Ve bu hakkında da yanılırsa itiraz hakkını kaybedecek ama Fenerbahçeli oyuncular doğru görmüşler. Top içeride. Önemli bir itiraz sayı Fenerbahçe Opet'in. Melisa Vargas gidiyor servise. Larsen, Meliha. Simge arkada manşet almak üzere hazır. Larsen çok iyi aldı manşeti. Ezgi Büşra. Jordan Larsen. Herhalde sayının yarısını da ona yazmak lazım. Çünkü çok güzel manşet getirdi böyle etkili bir servise. Yani Vargas'ın servislerine çok kolay değildir nokta manşet getirmek. Amerikalısı maçı gerçekten nokta manşet getirdi. Melisa Vargas sayı Fenerbahçe'nin. Eda pasörlük yaptı bu pozisyonda. Yani blok doğru olarak çaprazı kapattı. Çünkü Vargas çapraza vuracakmış gibi gelip
bir anda gerçekten çok güçlü bir paralel hücumu yaptı. Zor bir tercih ama Vargas kolayı çevirdi. Fatma Yıldırım. Larsen. Plase Melis aldı. Ana Antonievic arkasındaki Vargas'a. Blokta hız kaybetti. Simge. Ezgi yükseltiyor. Boşkoviç. Fatma manşeti koydu. Ana Antonievic. Brisio hazır. Ağza gidiyor. Bu arada Eczacıbaşı Vitra bence de ikileme olduğu gerekçesiyle ayağa kalkmıştı. Ama top zaten ağza gidince hemen yerlerine döndüler. Jordan Larsen servise hazırlanıyor. Evet, şu an bir karmaşa yaşanıyor Eczacıbaşı Vitra içinde. Dördüncü yabancı olacak mı olmayacak mı tartışması vardı. Kim o yüzden oyuna giremedi. Eda. Larsen aldı. Ezgi. Larsen ve sayı geliyor. 3 metre gerisinden hücum. Şimdi gel dedi kime. Meliha ile yer değiştiriyor. Gene kenardan bir uyarı geliyor. Sahadan daha doğrusu. Evet, süre geçirmeden bir kart çıkacak galiba. Anlaşmazlık şu. Dibe Meyer kenarda olduğu için kimin oyuna girebiliyor ama aynı anda oyuncular 4. yabancı itirazında bulundular. Ama şu an oynayan 6-3 yabancı. O yüzden bir karmaşa yaşandı. Evet, Jordan Larsen, Boşkoviç ve kim oyuna girdi şimdi? 3 yani yabancı Dibe Meyer'de oyuna girdiği anda Merve Atlar'la değişecek ki yine 3 yabancıyla kalabilsin Eczacıbaşı Vitra sahada. Ana Antonievic, bir anlaşmazlık. Fark büyüyor. 12-8 oldu. Teknik molaya 4 sayılık avantajla geliyor Eczacıbaşı Vitra. Dibemeyen. Evet, 4 sayılık bir üstünlük Eczacıbaşı Vitra hanesinde. Geçen set dahil maçın hiçbir bölümünde herhangi bir takım bu kadar büyük bir fark yakalayamadı. Evet, özellikle 9-8 Fenerbahçe Eczacıbaşı Vitra öndeydi. Sonra da 1-0'lık seriyle teknik olaya önde gitmeyi bildiler. Uzun zaman sonra da Larsen, Kim, Boşkoviç üçlüsünü yani Beyza'nın sakatlığından sonra neredeyse ilk kez izliyoruz sahada. Vargas çok sert. Simge. Boşkoviç plase yaptı. Avuz bomboş Fenerbahçe'de. Çok akıllı bir plase geldi Sırp Yıldız'dan. Yani o dublajın da açıldığını görünce vuracakmış gibi gelip son anda plaseye döndü Tiana Boşkoviç. Ve teknik molanın hemen ardından bir kez daha mola almak durumunda kalıyor. Zoran Terzic, Ana Antonievic ile özel olarak konuşuyor. Tabii özellikle az önce teknik molaya giden sayıda yaptığı hata bir pasöre yakışmayacak kadar kötü bir hataydı. Çok kötü bir yere attı pası. Ve Eczacıbaşı Vitra o sayıyla teknik molaya gitti. Şimdi de bir Boşkoviç sayısı, bir gerçekten akıl dolu bir sayı geldi Tiana Boşkoviç'ten. Tabii burada ikili blok çıktı. Dublaja gelecek olan oyuncunun çok açılması da Fenerbahçe'de Tiana Boşkoviç için elini kuvvetlendiren önemli bir etken oldu. 5 sayılık bir avantaj Eczacıbaşı Vitra hanesinde. Jordan Larsen servis için hazır. Melis. Ana Antonievic. Kayarak smaç Eda Erdem. Moladaki sert uyarılar işe yaramışa benziyor Ana Antonievic'e. Eda Erdem Dündar.
2017 Kupa Voley'in MVP'siydi değerli seyirciler. Kim? Eski bir Fenerbahçeli. Çapraza çok etkili bir smaç. Şimdi anlatalım durumu. Gibi meğer giriyor ama anında Merve ile değişecek ki 4 yabancı olmasın. Şu anda yapıldı o değişiklik. Ve Merve Altıer'de bu turnuvada ilk kez sahada. Dediğim gibi çok uzun zaman sonra Eczacıbaşı Vitra çatısını 3 yabancıya döndü. Yani iki smaçörlü pasar çaprazı yabancı kontenjanı olarak sahada Larsen, Kim ve Boşkoviç. Merve Altıer'de 2000 doğumlu değerli seyirciler. 31 Mart 2000 tarihinde doğmuş bir oyuncu. Yani çok kısa bir süre sonra doğum gününü kutlayacak o da. Bu sezon altyapıdan A takıma çıkan isim Merve Altıer. Her sezon bir iki ismi çıkartıyor Eczacıbaşı Vitra. Bu sezonda Merve çıktı. Out kararı var çizgi hakeminden. Bakıyorum itiraz gelecek mi? Geldi. Marco Aurelio Motta itiraz ediyorum dedi. Bir numaradaki çizgi hakemi. Top içeride. Out kararı vermişti. Sen gördün herhalde GDS ekranında. Yani yanlış görmediysem eğer o pozisyonda top içeride kararı çıkacak. Evet. Mavi kısım dışarısı değerli seyirciler. Kiremit rengi olan kısım içerisi. Çizgi de sınırladığı alana dahildir. Çizgiye temas yeterli oluyor. Sayı geliyor. Eczacıbaşı Vitra'ya farkın 6'ya çıkması demek. 15-9. Büşra. Melis. Ana Antonievic. Melisa Vargas. Kimin bloğundan dışarı? 10-15. Ana Antonievic servise gidiyor. 1987 doğumlu. 2011'de Sırbistan milli takımıyla Avrupa şampiyonluğu yaşadı Ana Antonievic. Ezgi zor pozisyonda iyi yükseltti. Boşkoviç sayıyı aldı. Yana Boşkoviç. Çok ciddi bir avantaj yakaladı Eczacıbaşı Vitra. Setlerde Fenerbahçe'nin üstünlüğü var. 1-0 ikinci setteyiz. Eczacıbaşı Vitra 16-10 üstün. Melisa Vargas'a pas. Çok sert. Simge kontrollü değil. Top dışarı gidiyor. Simge görüntüde değerli seyirciler. 1991 doğumlu o da. 4 sezon Yeşilyurt, 1 sezon Çanakkale Belediye, 1 sezon Halkbank. Ve Eczacıbaşı Vitra'da 3. sezonu A milli takımda da forma giyiyor. Brisio. Kim manşeti koydu ama file üzerinde Vargas çok uzun. Son 5 sayının 4'ü Vargas. Hatta son 6 sayının 5'i Vargas. Toplamda 6 sayı Vargas. İlk seti 5 sayıyla bitirmişti Kübaris pasör çapraza. O eşleşmede Ezgi 1.76, Vargas da 1.91 boyunda. O avantajı da çok iyi kullandı. Brisio'nun etkili servislerine çok ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. 12-16 skor ace satıyor. Tamerta Brisio ace atıyor. 13-16 fark 3'e inince de Marco Aurelio Motta molayı alıyor. Fenerbahçe bir molasını kullandı. Marco Aurelio Motta'nın bu setteki ilk molası. İlk sette Brisio'nun Vargas'la beraber skorer oyunuyla sonuca ulaştığını söylemiştik. Brisio'nun bu ace'i atana kadar sadece bir sayısı vardı. Vargas 6 sayıyla tek başına takımını sette tutmaya çalışıyordu. Ama hücumuyla olmasa da servisiyle bir katkı verdi Samantha Brisio. 3-0'lık da bir seri oluştu Fenerbahçe adına. Eczacıbaşı Vitra'da ise Boşkoviç'in ilk seti oranla ikinci sette daha yüzdeli hücumlar yaptığını, daha fazla hücumda topla buluştuğunu söyleyelim. Ama tabii özellikle ilk sette 5'te 5 hücumda orta oyuncu katkısı almıştı Eczacıbaşı Vitra. Bu sette biraz daha az orta oyuncu tercihine gittiklerini söyleyebiliriz. Samantha Brisio bu sefer taktik servis atıyor. Kim çapraza sayı Eczacıbaşı Vitra'nın.
Koreli Yıldız, 1988 doğumlu, ürettiği sayıya bakalım değerli seyirciler. Kort'un çaprazına. Daha önce 6 sezon Fenerbahçe'de oynadı. 2011'de Türkiye'ye gelmişti. Geçen sezon Çin'e gitti ve ardından Türkiye'ye döndü. O da önemli isimlerden birisi. Fileye temas var. Sayı Fenerbahçe Opet'in. Fark 3. Dicle Nur, Kim, Ezgi, Boşkoviç, Tiana Boşkoviç. ...18-14... Biraz azalttı Fenerbahçe farkı ama set sonuna doğru da yaklaşıyoruz. Merve değerli seyirciler, 2000 doğumlu genç oyuncusu, Eczacıbaşı Vitra'nın servisi o kullanıyor. Melis, Ana Antenyovic, Vargas, Larsen ve top dışarıda. 2 numaradan hücum, Vargas sayıyı buluyor. Melisa Vargas servise gidiyor şimdi. Fark 3. Çok etkili servisleri var ama smaç servisler hataya da açık. İyi bir servis yakalarsa, ama seri yakalarsa çok etkili oluyor. Çok hasar veriyor ve işte bu sefer olmadı. Fileye takıyor topu Melisa Vargas. Zoran Terzic de bir şeyler söyledi ona. Smaç servisi üzerinde Zoran Terzic'in fazla emeği var. Sanırım yine istemediği tarzda attı o smaç servisi. Onun için çok sinirlendi Zoran Terzic. Ezgi. Eczacıbaşı Vitra üçlü hücum turuna geldi. Ana Antonievic, Eda kayarak tek ayak üzerinde sayıyı buluyor Fenerbahçe adına. 16-19. Sıla girecek. Sıla ve Polen girecek. Sanırım bu turda tercih ediyor. Değişikliği. Polen dün ilk altıda başlamıştı. Takımın da değişik setlere göre planları olduğunu görüyoruz. Eczacıbaşı Vitra ikinci sette 3 yabancısı 2 smaçör pasör çaprazı yaptı. Fenerbahçe ilk setteki 2 değişikliğini 2 smaçör üzerine yapmıştı. Şimdi pasör çaprazı üzerine yaptı. Larsen, Ezgi, Boşkoviç. Bloktan dışarı gidiyor. 20-16. Jordan Larsen servisi kullanıyor. Brisio, bir de manşet hatası. 21-16. Fark 5'e çıktı. Fenerbahçe Opet'in bir molası var. Alacak mı? Aldı. Kenara çağırıyor oyuncularını Zoran Terzic. Eczacıbaşı Vitra bugün istediği servisleri atamamıştı aslında Samantha Brisio'nun üzerine. Larsen çok etkili bir servis değil ama hedefi bulan bir servis attı. Karşılığında da takımına sayı kazandırdı. Farkı da 5 sayıya kadar çıkardılar. Bu sette bulunmuş en büyük fark oldu bu. Tabii 3. sette de bu eğer kazanırsa Eczacıbaşı Vitra, acaba yine bu yabancı tercihleriyle mi devam edecek? Yoksa maça başlayan altındaki gibi meğer ortalığı tercih mi gelecek? Onu da set sonunda 3. set başlarken göreceğiz. Ama bu sistemin daha fazla işe yaradığını söyleyebiliriz. Sanırım Eczacıbaşı Vitra için. Fenerbahçe Opet'in mola hakları bitti. 21-16, setin bitmesine 4 sayı var. Aradaki fark iki takım arasında 5 sayıya ulaştı. Jordan Larsen yine çok etkili bir servis. Jordan Larsen 22-16. Burada Brisco çekilince Melis'i de şaşırttı. Geç reaksiyon takım arkadaşını da bozmuş oldu. Larsen, Brisio manşeti alıyor bu sefer. Sıla, Brisio sayıyı bitiriyor. 17. sayıyı buldu Fenerbahçe. Eda Erdem
Zoran Terzic Melis'le özel olarak konuştu kenara geldikten sonra. Bir aylı kızdı. Libero değiştiğine gider mi onu soracağım ama şu sayıyı izleyelim. Kim? Fatma. Boşkoviç, Ezgi, Büşra, Simge, Boşkoviç. Blokta hız kaybetti. Fenerbahçe hücum ediyor. Sıla, Brisio ve sayıyı bitiriyor. Bu hayır, devam ediyor. Yere temas etmedi sayı. Brisio, Simge manşeti koydu. Ezgi, Kim ve İnanılmaz bu sefer sayı bitiyor. Müthiş bir sayı. 23-17. Şu an itirazlar var hakeme. O bir önceki pozisyonda aslında ayakla temasta yere de değdi mi değmedi mi zannediyorum Fenerbahçeliler o açıdan bir itirazdalar. Zoran Terzic, İlhami Şenyurt'a şöyle karşıdan baktı epey. Sayı Eczacıbaşı Vitra'nın. 23-17. File önünde sayı geliyor. Merve Atlıer. 2000'li oyuncu bu turnuvadaki ilk sayısını almış oldu. Set sayısı Eczacıbaşı Vitra için. İşte tartışmalı sayı. Burada yere de temas etti mi Jordan Larson'ın müdahalesinde hakemlere göre etmedi. Set sayısı için servis kullanıyor Eczacıbaşı Vitra. Sıla, Polen geliyor. Manşeti koydu Ezgi. Kim pasörlük yaptı? Boşkoviç ve sayı Eczacıbaşı Vitra'nın. 25-17. İkinci seti Eczacıbaşı Vitra alıyor. Maça denge geliyor. Skor şimdi 1-1. Bir birlik eşitlik var. Kupa voley finali adına yakışır bir şekilde devam ediyor. Murat, libero değişikliğini soracaktım sana. Şimdi dün Fenerbahçe Melis'le başladı ama kısa sürede Merve'ye döndü. Bugün Melis'le başladı. Melis'e ısrar ediyor Zoran Terzic ama bir pozisyonda da çok kızdı oyuncusuna. İki libero'nun özelliklerini değerlendirerek niçin Melis'i tercih etti bugün ve Merve'ye döner mi onu bir konuşalım istatistiklere baktıktan sonra. Eczacıbaşı Vitra'nın hücum sayısı 16-11. Blok sayıları 0-1. Fenerbahçe Opet'in bir bloğu var. Karşılıklı hatalar 4-6. Şimdi sorumun cevabını alabilir miyiz? Şimdi aslında Zoran Terzic için bir maç Melis, bir maç Merve ile oynadığını söyleyebiliriz. Rakibin servislerine göre liberosunu tercih ediyor ama genelde dengelidir. Yani Melis ile Merve'nin altı başladığı maçlar arasında çok büyük farklılıklar olduğunu düşünmüyorum.
Zaten takım üzerinde oynadığı iki oyuncu var Zoran Terzic'in. Eda Erdem'in yanındaki orta oyuncu bazen Dicdemir oluyor, bazen Bahar Korkoz'un gibi. Libero pozisyonunda da bazen Melis oluyor, bazen Merve. Takımın diğer beş oyuncusu statik olarak kalıyor. Aslında dün Melis başlamıştı. İyi gününde değildi Melis, Merve'ye döndü. Dün zaman zaman Merve'ye de çok kızdı Zoran Terzic. Ama bugün için tercihi Melis oldu. Melis'e kızdı pozisyonu da hatırlıyorum. Aslında biraz takım arkadaşının da şanssızlığına uğradı Melis. Çok geç reaksiyon verince birisi yok. Biraz güçlü olarak Melis gözüktü. Melis tabii orada adım atmasına çok sinirlendi Zoran Terzic. Bench'e gelir gelmez de o hareketin aynısını yaptı. Neden adım atıyorsun diye sordu. Ona rağmen 3. sete de Melis'le başlama tercihinde bulundu. Ama iki çok hazır liberosu olmasının avantajını kullanıyor aslında. Yani bazı takımlarda birinci libero bellidir. İkinci libero çok zor durumda kalınmazsa sahaya girmez. Ama Fenerbahçe bu durum böyle değil. Hem Melis'ten hem Merve'den yeterli katkıyı aldığı için ikisine de yeterli oranda forma şansı veriyor Zoran Terzic. Sorumuzu da bir miktar aslında cevapladı. Yine Melis kenarda ve Melis'le devam edecek karşılaşmaya öyle görünüyor. Lauren Gidmeier. Bakıyorum o sahada mı? Hayır değil. Yine onu kenarda tuttu Motta. Jordan Larson'ın servisiyle mücadele hareketleniyor. Ana Antonievic, Fatma blokta başarı var. Ana manşeti koydu. Melis yükseltti. Vargas geliyor. Kim dokundu blok içerisinde? Şimdi Boşkoviç ilk sayı Eczacıbaşı Vitra'nın. Yani Merve'nin de Boşkoviç kadar sayıda katkısı var. İki hücumda da videoyla topu iriten isim oldu Merve Atlıer. Tiana Boşkoviç'te hücumu sonlandıran isim. Tabii Eczacıbaşı Vitra'nın Larson Kim Boşkoviç üçlüsüyle ikinci seti bitirdiği yabancılarla üçüncü sete başladığını da söyleyelim. İyi organize olamadı Fenerbahçe ama sayı çıkarabildiler. Dicle Nur Babat'ın dokunuşu Fenerbahçe'ye sayı getiriyor. İşte bakalım. Boşkoviç uzanıyor. Son müdahale ondan. Dicle Nur serviste. 1-1'lik eşitlik skorboardta. Setlerde de durum 1-1. Her şey eşit yani. Ezgi, Kim, parmakla yolladı. Fatma, Ana, Vargas'a 2 numaradan hücum ve sayı. Fenerbahçe önde uzun bir aradan sonra. Hayal kırıklığı yaşadığı bir ikinci setin ardından Fenerbahçe 3. sette şimdi 2-1 üstünlüğü aldı. Dicle Nur, Ezgi, Boşkoviç. Kimse dokunmadı mı? Dokundu mu? Marco Aurelio Motta ısrar ediyor. Çizgi hakemi block out işaret etti diyor. Evet, çizgi hakemini yanına çağırıyor İlhami Şenyurt. Ona danışacak. Sayıyı Fenerbahçe Opet'e verdi. Hakem tekrar verdi. Evet, tekrar kararı çıktı. Peki şu olamaz mı? Yani Marco Aurelio Motta karara razı olup OGS'ye gidemez mi? Şöyle bir durum var. Brissio'nun sanırım son anda top eline çarptı mı çarpmadı mı ondan emin olamadıkları için tekrarı tutuyor düşünüyorum. Yani top ölmeden önce Samantha Brissio manşetini uzatıyor. Eğer tekrar gösterebilirsek az önceki gibi. Sanırım orada çizgi hakeminin gösterdiği oydu. Baş hakemle onu konuştular. Emin olamadıkları için de baş hakem İlhan Şenyurt tekrar verdi. Şu anda bir sarı kart çıktı Zoran Terzic'e itirazlarından dolayı. Tabii Fenerbahçe'de sayıyı kendi hanesinde görmek istiyor.
ama tekrar kararı çıktığını ve servis tekrarının olacağını söyleyelim. Baş hekemle çizgi hekeminin konuşmasından sonra. İlginç bir durum. Tabii OGS'ye... Bu arada Terzic'e kırmızı kart çıkacak devamda. Çünkü itirazları sonuçlanmadı Zoran Terzic'in. Devam etti. Buna istinaden bir kırmızı kart geliyor şimdi Zoran Terzic'e. Evet, kırmızı kart da çıkıyor değerli seyirciler. Eczacıbaşı Vitra'ya bir sayı, yani servis tekrarı olacaktı. Dicle'nin servis noktasındaydı ama bu kırmızı kartın karşılığı bir sayı olduğu için şimdi Eczacıbaşı Vitra'nın servisiyle 3. set devam edecek. Evet, skor board'a da 2-2 yansıtıldı. Aslında bir şekilde Eczacıbaşı Vitra istediğini almış oldu. Fenerbahçe seyircisinin tepkisi var. Zoran Terzic itirazlarına devam ederse ne olacağından da bahsedelim. Sarı ve kırmızı kartla setten ihraç olacak. Onun için onun da biraz daha itirazlarını dindirmesi gerekiyor. Bu arada bir blok sayısı geldi. Sanırım Büşra yaptı bloğu. 3-2 Eczacıbaşı Vitra öne geçti. Merve 3-3. Vargas. Out'a yolladı Melisa Vargas. 4-3 Eczacıbaşı Vitra. Eczacıbaşı Vitra servisi. Tiana Boşkoviç. Boşkoviç. Banda çarptı, kendi sahasında kaldı. 4-4. İki pasör çaprazının karşılıklı servis hatalarını izledik. Fatma Yıldırım servisi kullandı. Bir servis hatası da ondan. Karşılıklı hatalarla gelen sayılar var bu bölümde. Tabii itirazların olduğu bölümde oyun çok durdu. Şimdi de 3 servisin üst üste kaçması oyundaki hızı da biraz kesmiş oldu. Kim? Ace atıyor değerli seyirciler. 6-4, 2 sayılık bir üstünlük Eczacıbaşı Vitrahanesi'nde. Kim? Brisio, Fatma. Brisio'ya doğru oynadı yine. Üçlü blok hazır. Blok out. 5-6. Eda. Son sayıyı yine görüyoruz. Simge, Ezgi, Boşkoviç geliyor. Melisa Vargas manşeti koydu. Şimdi de hücumda out'a vuruyor. Ya Eczacıbaşı Vitra sadece bir hücum sayısıyla 7. sayısına ulaştı. Büşra Kılıçlı. Fatma, Ana Antonievic, Brisio, blokta Ezgi'nin müdahalesi. Evet, orada rally oynanırken bir itiraz geliyor Zoran Terzic'ten. Yani avantaj topu takımının almış olmasına rağmen sanırım Eczacıbaşı Vitra'lı oyuncuların fileye mi temas ettiğini düşündü. Bakalım. Fenerbahçe bence bir anda fırladı zaten o pozisyonda. Yani Zoran Terzic çok emindi avantaj topu almış olmalarına rağmen istedi çünkü.
şu anda skorboard'ta 7-5 var. Zoran Terzic bir aylık sinirli. Şu an GDS ekranından hangi karara baktığını anlamadım ben. Genel bir kameradan evet, bakıyorlar. Genel kameradan bakılıyor. Buna karar vermek biraz zaman alabilir sanki. Fileye temas da bakılıyor olabilir Murat. Evet, eğer zaten istediği file teması yoksa sayı Eczacıbaşı bitiren olacak. Hayır, bir iletişim çalışanı olarak şunu sezon içinde de vurguladım. Aslında dev ekrana neye bakıldığı bilgisi bir verilmesi lazım. Aslında onu ligde biz ligde oldu, ligde yapıldı bazı zamanlarda ama Kupa Voley'in bu 3 gününde uygulanmadı. Şimdi hani tahminler üzerinden götürüyoruz. Evet, Eda da bizim masamıza doğru döndü. File teması konusunda bir itiraz olduğunu söylüyorlar. Genel kameradan bakıyorlar. Karar vermek gerçekten zor. Şu an temas yok kararı çıktı. Yani sayı... şu an var olduğu yönde tekrar itirazlar var Fenerbahçe cephesinde. Sanki Ezgi'nin sağ eli değiyor mu? Bana öyle geldi ama yani devamında düştükten sonra bir daha gelecek mi gelmedi. Evet, burada sanki şurada bir sağ elde temas var mı? Yok mu? Yani çok zor bizim evet. Karar vermemiz. Onlar GDS hakemleri ve yanındaki iki operatör uzun uzun incelediler. Ama karar olmadığı yönünde ve sayı evet Eczacıbaşı Vitra'ya verdi Nilami Şenyurt. Tecrübeli hakemlerimizden birisi. 1989 yılında hakemliğe başladı değerli seyirciler. İspanya'da Tarragona'daki Akdeniz oyunlarında görev yapmış uluslararası hakemlerimizden birisi. Tekrar hareketlendi mücadele. 8-5'lik bir skor. Bricio bloğa temas etti. Ezgi şimdi kim ve sayı üretiyor? 9-5. Bu duraklamalar, itirazlar takımların ritmini bozabilir. Aslında bir an önce tekrar oyuna dönmeleri lazım. Yani o yaşananları bırakması, unutması lazım oyuncuların. Fatma, Ana Antonievic, Dijle Nurbabat. Yani biz de o pozisyonda acaba top mu sallıyor, Ezgi mi dokunuyor diye çok kesin bir karar veremediysek gerçekten zor bir pozisyondu. Zoran Terzic ama o kadar netti ki ralliyi durdurdu avantaj topunu takıma aldığı halde. Evet, orada biraz erken davrandı Zoran Terzic. Bir de Ace geliyor şimdi. Ana Antonievic'in servisinde 7-9 Fenerbahçe farkı 2'ye düşürdü. Ana Kim bu evet. Sefer fileye temas var. Nilami Şenyurt çalıyor ve fileye temas kararını veriyor. Ezgi orada fileye temas etti. Fenerbahçe sayısı oluyor. Fark 1'e indi. Eczacıbaşı Vitra molaya gidiyor. Yani skor 9-8 ama herhalde süre olarak bir set süresini geride bıraktık bu sette. Tabii itirazlar, kırmızı kartlar, uzayan GDS incelemeleri, gelen mola oyunun ritmini de biraz düşürdü. Ama Fenerbahçe son 3 sayının tamamını alarak bir ara 4'e kadar çıkan farkı 1'e indirdi. Tabii Zoran Terzic de aslında bu sette bir kırmızı kart gördü. Bir avantaj topu aldıkları anda itiraz etti. Yani aslında iki kritik sayıyı da Eczacıbaşı Vitra'ya veren isim Zoran Terzic oldu. Eczacıbaşı Vitra cephesinde ise sadece iki kez hücum sayısı bulmalarına rağmen hala önde olduklarını söyleyeyim. Bir boşluğu için hücumdan sayı bulduğunu gördük. Bir de Yolkon, Kimin
Mola dönüşü Antonievic servis için hazır. Yine iyi bir servis. Brisio biraz yüksek kaldı top. Boşkoviç sayıyı bitiriyor. Hem biraz yüksek kaldı hem de Brisio tercih hatası yaptı. Burada topu vurmak yerine pasörüne ulaştırsa daha akıllı bir tercih olurdu. Çünkü havada asılı kaldı Meksikalı smaçör. Ama Boşkoviç gelen avantaj topunu çok iyi değerlendirdi. Brisio manşeti koydu. Ana Antonioviç kısa oynadı. Dicle Nurbaba. Kritik anlarda sahneye çıkıyor. Dicle Nur bu sette. 9-10. Brisio. Ezgi, Jordan Larson, çıkaramadı Fenerbahçeliler bu topu. Aslında Larson'ın topunda dublaja gelmişti Melis. Notta görüntüde. Tekrar izliyoruz. Fakat bloktaki dokunuş Melis'in topu almasına engel oldu. Top içeride. Fenerbahçeli oyuncular sevindiler. Zoran Terzic itiraz edecek mi? Etti, evet. Ona da çok yakın. Çok zor karar vermek. Çok yakın bir top. Tam bizim önümüzdeki çizgi ama. Sanki top içeride gibi Cüneyt abi. Ne diyorsun? Yani yargı bildirmekten kaçınıyorum. Çünkü gerçekten milimetreler konuşuyor. Bir de biz YDS kamerasını çok net göremiyoruz. Evet, top içeride kararı çıkıyor dev ekranda. Fark yine yükseldi. 12-9 teknik molaya geldik. 3 sayılık bir üstünlükle Vakıfbank Eczacıbaşı Vitra teknik molaya önde giriyor. Eczacıbaşı Vitra 3 sayılık farka ulaştı tekrar. 12-9'luk bir üstünlük. Teknik molayı da tamamladık. Jordan Larson'ın servisleri etkili oldu bu bölümde. Fenerbahçe Opet'in GDS hakkı da kalmadı. Fatma sayıyı getiriyor. Bir süredir Fatma'nın sesi çıkmıyordu. Hatta bu setteki ilk sayısı herhalde. Evet, bu setteki ilk sayısı ama Antonioviç'in de hücumda çok top atmadığını söyleyelim. Fatma Yıldırım'a aslında riskli ettikleri anlarda daha fazla değerlendirebiliyor. Çünkü genelde tekli blokta kalıyor Fatma Yıldırım. Dicle Nur. Kim manşeti koydu? Ezgi. Boşkoviç. Müthiş bir smaç. 13-10. Tabii Eczacıbaşı Vitra bugün kupayı kazanırsa bu yabancı tercihi gelecek adına da bir yol gösterebilir. Yani bu dakikadan sonra Merve'ye forma şansı doğabilir ve iki smaçörlü pasör çaprazı belki de sezonun geri kalanında yabancı olarak tercih edilebilir Eczacıbaşı Vitra'da. Melisa Vargas, Larson karşıladı. Ezgi, Boşkoviç yine. Yine Boşkoviç, yine iki numaradan hücum ediyor, sayı buluyor. 14-10. Vargas'ın bir sayıda kaldığı bu sette Boşkoviç takımı adına 5. sayının altına imzayı attı. Boşkoviç'in 2 haftaya yakındır süren bir rahatsızlığı da var. Onu da hatırlatalım.
Bugün düne göre daha diri görünüyor ama. Yani teşhisi konmasının bile çok zor olduğu bir hastalık yaşıyor Tiana Boşkoviç. Merve'den bir servis hatası geldi Vargas. Şimdi Melisa Vargas servisleri kullanacak. Hatta bir özel bilgi daha vereyim. İspanya'dan özel doktor getirildi Tiana Boşkoviç için. Çünkü gerçekten Türkiye'de teşhis konulamamış. Ezgi. Kim sayıyı alıyor? Melisa Vargas'ın servislerine Jordan Larson ilaç oldu Eczacıbaşı Vitra'da. Manşeti müthiş koydu değerli seyirciler. Tam pasörünün eline Melisa Vargas servisine manşet çıkartıyor. Boşkoviç. Eda Erdem. İyi organizasyon Fenerbahçe'de. Eda Fenerbahçe'nin tecrübeli isimlerinden bir tanesi. Uzun boyunun avantajını da kullanıyor. 1.88 boyunda smaç yüksekliği de 3.15. Fatma. Larson, Ezgi, Boşkoviç. Blok. Şimdi Ana Antonievic. Brisio. Larson. Simge'nin müthiş çabası. Sayı Fenerbahçe Opet'in. Yani Fenerbahçe Opet'in de seti ortak olabilmesi adına daha fazla hücumda Vargas ve Brisio'nun adını söylememiz lazım. İlk seti öyle kazanmıştı Sarı Lacivertler hatırlarsak. Servis Fatma'dan gelecek. Simge, Ezgi, Kim, çapraza sayıyı da buluyor. Kim oyuna girmesiyle beraber Tiana Boşkoviç'in üzerindeki skor yükünü de azalttı. Şimdi daha fazla pas tercihi dağılabiliyor. Yani Boşkoviç kadar Kim de hücumda top alıyor. İlk seti kaybederken Gibemeyer çok iyi oynamıştı. Ama Motta kaybedilen setteki smaçör performansından memnun olmadığı için bir tercih gitti zaten. Kim'den bir de etkili servis. Ya da şöyle de diyebiliriz. Brisio'dan manşet hatası. Çok güçlü bir servis değildi aslında. Şimdi Rabaziyev oyuna giriyor. Kim için bugün şunu sormak isterim. Fenerbahçe'deki dönemindeki kadar iyi değil. Türkiye'ye geldikten sonra ama bugün bir aile etkili bir performans sergiliyor. Kesinlikle. Aslında ben turnuva genelinde söyleyecektim bunu. Bençler oynayan takımlara çok katkı verdi sanırım bu turnuvada. Kupa voleyde. Her takım bençin iyi taraflarını aldı bence. Rabaziyeva oyuna girerek katkı yapıyor Fenerbahçe'ye. Sayı getiriyor takımına. 14-17. Yani dün Vargas Fatma bençten geldi. Galatasaray'da 2002'de Elif'le oynadı. Hiç fena oynamadı. Hande'yi bu şekilde pasör çaprazına çektiler. Eczacıbaşı Vitra'da bugün Kim bençten geldi. Yani her takım bu turnuvada gerçekten geniş kadrosunu iyi kullandı. Ezgi. Larson. Eda çok iyi aldı tek elle. Rabaziyeva. Simge manşeti koydu. Kim? Bu sefer de Vargas. Eda Erdem pasörlük yapıyor. Vargas geldi. Top içeride. Melisa Vargas. Uzayan bir rally kazandı Sarı Lacivertler. Bu ekstra moral getirecek de Sarı Lacivertler'e. Tabi Vargas da takımının ikinci sayısını almıştı bu sette. O yandan bu ana kadarki ilk Vargas sayısını izledik. 15-17. Eda Erdem. Kim? Ezgi. Jordan Larson. Rabaziyeva'nın hemen yanında Eda da vardı. Manşeti koyamadılar. Sayı tekrar izliyoruz. Eda Erdem ben hazırdım arkada diyor. Fark yine 3'e çıktı. Büşra. Melis. Ana Antonievic. Rabaziyeva. Üçlü blok. Sanırım Larson'dan geldi blok. Tabii ana pası da atıp takım arkadaşının önünden kaçmak isteyince dublaj da bomboş kaldı. Fenerbahçe orada bir kişi eksildi ve sayı bitiyor. Fark 4'e yükseliyor. 19-15.
Mola da geliyor Fenerbahçe Opet'ten. Şimdi Zoran Terzic'in oyun oynanırken istediği GDS'den sonra 9-5 olmuştu skor. Skor 9-5 olduktan bu yana Eczacıbaşı Nitra'daki tüm sayıları Kim Larsen Boşkoviç'i şut buldu. Yani bu hücumda da elinin ne kadar rahatladığını gösteriyor turuncu beyazları. Aslında ben Büşra'nın, özür dilerim, Beyza'nın sakatlandığı andan itibaren acaba bu 6 ile oynasa daha mı yararlı olur diye düşünüyordum. Yani Gibbemeyer'in 5'te kaldığı, Merve'nin ilk 6'da aldığı ve yer aldığı ve Kim Larsen Boşkoviç yabancı rotasyonuyla oynadı. Ben Fenerbahçe'de nedense hani bir yabancı oturacaksa bunun pasör olması gerektiğini ve sıraya şans vermeye gerektiğini düşünüyorum. Belki ilerleyen bölümlerde de Fenerbahçe'nin iki smaçör bir pasör çaprazını yabancı olarak kullandığını görürüz. Ana Melisa Vargas. 16-19. Vargas'ı soracaktım sana. Bu sette çok durgun. Fenerbahçe için çok kilit oyuncu. Niye bu kadar duruldu? Özellikle fazla pas almadı. Daha fazla top dağılmaya başladı. Bir de 2-3 topu geçemeyince Antony Yeliç pas tercihlerini de değiştirdi. Bu arada ikinci topa hücum Ezgi'den. Bunları çok iyi yapıyor Ezgi. Yalnız çok nokta dokundu topa. Yani top oradan bir santim ileri bir santim geri çıkardı. Yani klas bir dokunuş geldi Ezgi'den. 20. sayısı oldu Eczacıbaşı Vitra'nın. Ezgi, Fatma, manşet çok iyi olmadı. Melis, Vargas'a doğru. Vargas bloktan döndü. Şimdi Ana ile buluşturuyorlar topu. Rabat Ziyeva blokta temas bekledi ama hayır diyor İlami Şenyurt. Zaten tam onun önünde sayı Eczacıbaşı Vitra'nın, itirazla gelmedi. Fenerbahçe Opet'ten gelemez de GDS hakları bitti. Şimdi Rabat Ziyeva yerini Samantha Bristow'a bırakıyor. 21-16, yine büyük avantaj Eczacıbaşı Vitra için seti bitirme adına. 5 sayılık üstünlük yakaladılar. Setin bitmesine de 4 sayı kaldı Eczacıbaşı Vitra için. Ezgi. Bristow. Dicle Nur. Vargas. Sayı üretiyor Vargas. Zor pozisyonda. Eczacıbaşı Vitra savunmasının boşluğunu çok iyi görüyor. Ve 17. sayısı geliyor Fenerbahçe'nin. Bristow serviste. İyi servislerine çok ihtiyacı var Fenerbahçe'nin şu anda Meksikalı oyuncusunun. Bristow. Top içeride. İlk servisinde ace buluyor. 18-21. Bristow. Yine çok iyi servis. Kim dokundu? Ezgi koştu ama çıkmadı o top. Ezgi yerin silinmesini istiyor. Fark 2'ye indi 19-21. Yine bakalım. Çok etkili. Ve bunun üzerine mola geliyor. Marco Aurelio Monta'dan Eczacıbaşı Vitra'nın ikinci molası. Skor 21-19 Eczacıbaşı Vitra lehine. Setlerde de bir birlik eşitlik var. Ya Bristow servis hızını biraz kesti ama doğru noktaya atabilmek için yaptı bunu. Daha önceki servislere kadar hızlı servisler atmıyor ama kimi bulan servisler attı Samantha Bristow. Yine etkili servisler ama daha önceki turlarında kuvvetli değil. Değil ama ona rağmen sayıları bulmayı bildi. Meksikalı smaçör Samantha Bristow. Bakalım bu mola kesecek mi Bristow'un servislerini? Bristow. Kim, Simge ve Larsen geride. Bristow banda çarptı. Simge uzandı, aldı Ezgi. Bir anlaşmazlık. Vargas. Ana Vargas'a blokta başarı var. Genç Merve blow yapıyor.
Fenerbahçe adına kaybedilen çok ama çok kritik bir sayı. Eczacıbaşı Vitor adına da genç oyuncusundan gelen kritik bir blok. Oyunu. Hem Fenerbahçe en etkili servisçisinin turunu bitirmiş oldu. Hem de farkı bire düşürme şansını. Dicle Nur, Boşkoviç dokundu. Ezgi, kim geliyor? Fatma manşeti aldı. Melis yükseltiyor. Vargas, yine blok. Kim ve Merve bir aradaydı. Kim çok seviniyor bu sefer? Kim yaptı sanırım bir de o. Ben öyle gördüm. Bu kez kimin ellerinden Fenerbahçe alanına düştü top. Evet. Merve'nin sevincini de görüyorsunuz. Kim'in bloğu 23-19 fark 4'e yükseldi. Jordan Larson, Vargas, Ana Antonievich kısa oynadı. Dicle Nur Babat. 1.91 boyunda 3.18 smaç yüksekliği var. Yüksek bir oyuncu Dicle Nur Babat ve orta hücumda sayıyı üretiyor ortadan hücumda. Dicle Nur şimdi servise de geldi. 20-23. Eczacıbaşı Vitra'nın 3 sayılık üstünlüğü sürüyor. Ezgi, Kim, çapraza out'a vuruyor. 21-23. Dicle Nur. Simge tam Ezgi'nin eline. O da Boşkoviç'le oynadı. Sayı bitmedi. Ana Antonievich. Vargas geliyor. Blok. Simge. Ezgi. Bu sefer Larsen'ı tercih ediyor. Larsen müthiş. Eda topa müdahale etti ama Larsen'ın fake'i gerçekten izlemeye değer. Son anda parmaklarıyla olabildiğince sert beklemedikleri bir top. Tekrar bakıyoruz. Vuracak gibi gelip plaseye dönünce Bilo'yu şaşırttı Jordan Larson. Ve takımına da sayıyı kazandırmış oldu. Set sayısı tecrübeli isim Güldeniz Önal servisi kullanıyor. Güldeniz filede kaldı. 22. sayısı Fenerbahçe Opet'in. Poleni yanına çağırıyor. Onunla birlikte Sıla'yı da yanına çağırdı. Ana Antonievich kenarda. Melisa Vargas kenarda. Tam servise hazırlanırken Vargas. Niye? Üçlü hücum turunu ekstra blok çıkarma ihtimalini kuvvetlendirmek istedi. Zoran Terzic. Ama Vargas'ın servislerinden vazgeçmek de kolay değil doğrusu. İlk turunda hata yaptı. O riskte kalmak istemedi. Daha garanti servis istiyor. Sanırım sırt çalıştıracak. Sıla. Larsen, Ezgi, Boşkoviç geliyor. Melis'e çarptı. Brisio koşuyor, yetişemedi. 25-22 Eczacıbaşı Vitra 3. seti alıyor ve karşılaşmada 2-1 öne geçiyor. Kupa voleyde 2009-2019 kupası sahibini arıyor. Eczacıbaşı Vitra ilk seti kaybetmesine rağmen 25-17 ve 25-22'lik iki setle değerli seyirciler 2-1 öne geçti. Zoran Terzic'in kırmızı kart gördüğü an görüntüye geliyor. Orada bir sayı da Eczacıbaşı Vitra hanesine yazılmış oldu.
maçın böyle kıvamının ve ritminin bozulduğu anlardı ama 10. sayıdan sonra yine saf voleybol keyfine dönmüş olduk. Öyle söyleyelim Murat Mert Yüceköy. Tabii Eczacıbaşı Vitra'da kimin oyuna girmesi yayın içerisinde söylediğimiz gibi Boşkoviç'in hücumdaki yükünü azalttı. Güney Koreli Smaçov girer girmez her ne kadar Brisson'un iki servisinde hata yapmış olmasına rağmen önemli katkı verdi. Ama bence burada birazdan 2000 doğumlu Merve Atlay'ın katkısından bahsetmek lazım. İstatistik kağıdına yansıyan belki bir blok sayısı var ama birçok topu eritmeyi bildi bloklarıyla. Yanındaki takım arkadaşlarına blok yapma şansı doğurdu. Yani Eczacıbaşı Vitra'nın başlayan altısıyla bu altısının daha faydalı işler yaptığını gördüm. Öte yandan Merve ile ilgili ben bir şey eklemek isterim. Yaptığı bir blok da o blok sayısı da bence bu setin kırılma anıydı. Yani Melisa Vargas gibi bir oyuncu karşısında o bloğu yapınca Eczacıbaşı Vitra bir anda fark 1'e ineceği yerde 3'e yükseldi ve oradan devam etti. İstatistikleri görelim. Servis sayıları eşit 3'e 3. Hücumlar 13'e 11 bir aile yakın ama blokta işte fark ortaya çıkmış. Eczacıbaşı Vitra 5 sayı kazanmış. Rakip hatalarla gelen sayıda da Eczacıbaşı Vitra'nın 8, Fenerbahçe'nin 4 sayısı var. Yani Eczacıbaşı Vitra oyuncu üzerinden 21 sayı buldu. 4 tane Fenerbahçe'nin direkt hatası var. Bu 21 sayının 17'si. Larsson, Kim Boşkoviç üçlüsünden geldi ki Larsson ve Boşkoviç'in 5'er. Yong Kong Kim ise 7 sayılık bir skor katkısı verdi söyleyelim. Tabii önemli bir şey. Eczacıbaşı Vitra 19 kez hücum etti. 13'ünde sayıyı buldu. Bu da %68'lik bir hücum yüzdesi demek. Fenerbahçe ise sadece %38'de kaldı. Merve ilk 6'da sahaya döndü Eczacıbaşı Vitra'da. Onu söyleyelim sizlere. Kim, Ezgi, Merve, Büşra. Merve ile özel bir şeyler konuşuyor. Jordan Larsson, Tiana Boşkoviç, Eczacıbaşı Vitra'da sahaya döndüler. Fenerbahçe Opet'te Ana Antonievic servisi hazırlanıyor. Fatma Yıldırım, Brisio, Bahar Toksoy Guidetti bu maçta ilk defa. Melisa Vargas sahaya gelmiş vaziyette. Bahar Toksoy Guidetti, Giovanni Guidetti'nin de eşi. Hatırlatalım, milli takımımızın ve Vakıfbank'ın hocası. Ana Antonievic'in servisiyle 4. set başlıyor. Eczacıbaşı Vitra 2-1 önde. İlk sayı Eczacıbaşı Vitra'nın. Eczacıbaşı Vitra'nın attığı Jordan Larsson. Jordan Larsson servise gidiyor. Bir de servis sayısı geldi. Evet, bir de ace geliyor. 2-0 oldu skor. Larsson. Ana Antonievic. Bahar. Simge. Ezgi'den kime? Kim plase yaptı? Dublaj gelmiyor. 3-0 oldu. Çok hızlı başlangıç Eczacıbaşı Vitra'dan. Jordan Larsson. Brisio, Ana Antonievic kısa oynadılar. Top dönüyor. Bir hücum şansı daha buldu Fenerbahçe. Ana bu sefer 4 numaradan. Melisa Vargas kim manşeti aldı? Ezgi kime doğru? Karşılayan Ana Antonievic. Melis pasörlük yaptı. Brisio Ramos. Brisio bir kez daha geliyor. Bu topu da çıkardı. Müthiş savunma Eczacıbaşı Vitra'dan. Boşkoviç file önünde. Eczacıbaşı Vitra sahasında. Simge yükseltti. Kim? Plaseyi yaptı. Vargas alıyor. Ana. Brisio. Top dışarı gidiyor. Görüntülü değerlendirme sistemine gidilecek. Bahar ısrarla istedi. İtiraz değerlendiriliyor şimdi.
Eczacıbaşı Vitra tarafını görüyorsunuz. Değerli seyirciler, sete çok iyi bir başlangıç. 2-1 de öndeler. Zoran Terzic heyecanla bekliyor. Marco Aurelio Motta biraz daha rahat. Rakibine göre setlerde 2-1 öndeler. Bahar işte o çok ısrar etti itiraz edilmesi konusunda. Evet, blok teması var. Tecrübeli isim Bartoksoy Guidetti'nin ısrarıyla bu karar geliyor. Fenerbahçe'nin ilk sayısı oluyor. İzmir doğumlu değerli seyirciler Bahar. Onu da hatırlatalım. Daha önce kısa bir süre Eczacıbaşı'nda da oynadı 2016'da ama anne oldu ve onun dönüşünde de Fenerbahçe OPET'e transfer oldu. Geçen sezon Karşıyaka'da başladı voleybol hayatına. Şu an İlhan Şenyurt Marco Aurelio Motta'yı uyardı Jordan Larson aracılığıyla. Daha sakin olmasını söyledi. Fenerbahçe taraftarları da tabii hani bizim antrenörümüz kırmızı kart görürken burada niye sadece uyarı var gibisinden. Bu arada Larson'dan müthiş smaç. 4-1 Eczacıbaşı Vitra önde. Çok etkili başlangıç. Genç Merve servis çizgisinde. Merve. Out'a yolladı. 2-4. Dün iki yarı finalin 3-2'ye gittiğini hatırlatalım. 5 sete gitti. Bakalım bugün Fenerbahçe OPET 5. sete taşıyabilecek mi? Eda. Ezgi Büşra. Manşeti koydu Brisio. Ana Antonievic. Fatma geliyor. Simge Boşkoviç yükseltiyor. Kime doğru? Kim block out? Burada tabii Boşkoviç'in takım arkadaşına o topu o pozisyondan 2 numaradan 4 numaraya manşetle yükseltmesi de sayı getiren unsurlardan birisiydi. Ana Antonievic, Fatma, Boşkoviç. 3. sayısı oldu Fenerbahçe OPET'in. Melisa Vargas. Melisa Vargas. Vargas. Müthiş servis. Kim uzanıyor? Bu açıdan çok daha iyi göreceğiz değerli seyirciler. Çok hızlı bir servis ve havada yüzerek hem sağa sola hem aşağı doğru ivmelenerek giden bir top. Yine benzer bir servis. Larson aldı o topu. Boşkoviç. Ve sayıyı buluyor. ...6-4 Eczacıbaşı Vitra. Aslında Vargas'ın Jordan Larson'a servis atmaması lazım. Çünkü Amerikalı oyuncu çözdü. Yani Simge de Larson'da getiriyor nokta manşeti. Kimi bulması gerekiyor servis noktasında? Bulduğu anda da sayıyı çıkardı zaten Vargas. Antonievic. Vargas, Boşkoviç, kim yükseltti? Larson'a doğru. Larson, müthiş tecrübe. Jordan Larson, üçlü blok hazırdı. Arkadaki boşluğa çok iyi yolluyor. Yani sayı tabii ki istatistikleri Larson sayısı olarak geçecek ama Vargas'ın Boşkoviç'e yaptığı savunma gerçekten inanılmazdı. Daha doğrusu Boşkoviç'in Vargas'a yaptığı savunma. Manşeti koyan Vargas, Boşkoviç'in. Evet, Vargas'ın hücumunda Boşkoviç'in yaptığı savunma. Kim? Ana Antonievic, Vargas. Bu sefer bloktan dışarı. Yani Tiana Boşkoviç için bugün savunma konusunda da çok istekli olduğunu söyleyelim. Bloğun teması olmasa muhtemelen Tiana Boşkoviç doğru yerde yine çıkartacak bir topu. Evet, blok arkada hazırdı. Bu açıdan çok net göründü. Fatma Yıldırım. Fatma. Kim aldı manşeti? Ezgi. Boşkoviç.
Block out. Büşra. Ana Antonievic ikinci topa hücum. Ezgi'nin reçetesiyle sayıyı aldı Ana Antonievic Eczacıbaşı Bitra karşısında. Aslında burada Jordan Larson Antonio için başka çaresinin olmadığını anladı ama Antonievic güzel bıraktı Eczacıbaşı Bitra alanına. Eda'dan iyi servis. Boşkoviç'ten iyi hücum. İyi manşette başlamasa bile Eczacıbaşı Vitra hücumları iyi bitiriyor bu bölümlerde. Boşkoviç'in 20. sayısı oldu bu. Fark 1-2 sayıya düşüyor. 1-3 sayıya yükseliyor. Böyle bir dönemden geçiyoruz. Ezgi bıraktı son anda Melis. Takımı adına doğru tercih. 7-9. Ana Antonievic. Fenerbahçe'nin kendi servisinde ekstra sayıya ihtiyacı var. Ve üçlü hücum turu da an itibariyle başlıyor sayılacakları. Antonievic, Larson, Ezgi kısa oynadı. Brisio hemen hücum etmek istedi. Simge yükseltiyor. Boşkoviç'e doğru. Boşkoviç'in plasesi. İkili blok vardı karşısında. Onların üzerinden bırakıyor Boşkoviç. İlk sette aldığı sayının aynısı aslında. Yine bir ikili blok. Yine arkada dublaja gelecek oyuncunun açıldığını gördü. Antonievic'in ve plasayı attı Tiana Boşkoviç. Larson, Melis An Antonievic, Brisio Ramos top içeride. Müthiş bir sayı. Yani Eczacıbaşı Vitra oyuncuları bile şaşkınlıkla birbirine baktılar. Kim antenin dışından mı vurdu dedi. O kadar inanamadı sayıya çünkü. Ama Brisio'dan müthiş bir hücum izledik. Hem de file seviyesinin biraz altında sanki vurmuş. Brisio. Ace atıyor Brisio. Farkı bire indirdi. Ya en zor alandan sayıyı çıkardı. Jordan Larson da Simge'nin tam ortasına. Yani kimin üzerine atıyorlardı genelde servisi. Burada hem Simge hem Larson yana doğru adım atınca arada büyük bir boşluk kaldı ve top oraya düştü. Bu sefer fileye bırakıyor Brisio. Müthiş sevinç Eczacıbaşı Vitra bencinde çünkü Brisio'nun servislerini atlatmak önemli. Sadece bir sayılık hasar verdi Brisio. Fark şu anda 2'ye düşmüş vaziyette ya da 2'ye çıkmış da diyebiliriz ama hani 3-2, 3-2 gidiyordu ya o açıdan söylüyorum. Şimdi Merve servisi kullanacak. Melis, Ana Antonievic, Melisa Vargas, Jordan Larson manşeti koydu. Ezgi yükseltiyor. Boşkoviç blok hazırdı karşısında. Şimdi kime doğru? Block out. 12-9 yine 3 sayıya ulaştı Eczacıbaşı Vitra. Teknik molaya geliyoruz değerli seyirciler. Son sayıyı tekrar izliyoruz. Ve 12-9'luk bir üstünlükle teknik molaya geldi şimdi. Eczacıbaşı Vitra setlerde de 2-1 önde olduklarını hatırlatalım. Az önce oyunun bir bölümünde 8-5'ten bu yana sadece Larson Çin ve Boşkoviç sayıları var demiş Eczacıbaşı Vitra'da. Şimdiye kadar 12 sayı alındı. Biri Fenerbahçe'nin servis hatası. 11'i gene o çatı. Yani Larson, Kim, Boşkoviç üçlüsünden geldi. Bu üçlü yani yabancı tercih olarak sahada kaldıkları her an Eczacıbaşı Vitra'nın da hücum yüzdesinin çok fazla oranda arttığını söyleyelim. Yani bu üçlünün oynadığı, bitirdiği üçüncü sette Eczacıbaşı Vitra 168 ile hücum etti. Sanıyorum bu sette de hücum yüzdeleri en az 168 kadar iyi. Bu sezon ligde oynanan iki maçı da Eczacıbaşı Vitra 3-0 kazandı. Fenerbahçe son olarak 2017-2018 sezonunun ilk maçında güçlü rakibini 3-2 mağlup etmeyi başarmıştı.
Aksa Sigorta Kupa Voley final mücadelesi. Heyecan devam ediyor. 12-9 Eczacıbaşı Vitra önde. Setlerde de 2-1 üstünlüğü var Eczacıbaşı Vitra'nın. Fatma. Ana Antoniyeviç. Fatma'ya doğru. Fatma çok etkili. Jordan Larson benim hatam diyor takım arkadaşlarına. Ben almalıydım diyor. Bakalım. Fatma. İyi noktaya atmış. Jordan Larson'ın da pozisyonunu gördünüz. Sırtında 10 numara. Simge aldı manşeti. Larson 3 metre gerisinden. Eczacıbaşı Vitra ortaları yok sayıyor. Tamamen ikisini açılıyor. Pasör çaprazına yüklü hücumu. Tabii bu kadar yüzleri gelince hücumlar yaptıklarının haklı bir karar olduğunu da görüyoruz. Boşkoviç. Manşet hatası. Melis Yılmaz'dan. Zoran Terziç'e bakıyorum. Molayı al dedi. 14-10. Fark 4'e yükseldi. Eczacıbaşı Vitra kupaya adım adım gidiyor. Fenerbahçe Opet'in bir şeyleri değiştirmesi lazım. Yani 10-9'da fark 1'e inmişti. Daha sonra oynanan 4 5 sayının 4'ünü aldılar. Ve farkı 4 sayıya çıkarmayı bildi Eczacıbaşı Vitra. Tabii tekrar bir cümleyi kullanacağız. Bu üçlü bu kadar yüzleri hücum ederken Fenerbahçe'nin şansı biraz az. Fenerbahçe cephesinde ise Bristio'nun bu sette bir Vargas'ın bir sayısı olduğunu söyleyelim. Yani 14 sayının 13'ü o kadar dengeli dağıldı ki Larson Çin Boşkoviç arasında. Peki tecrübe anlamında özellikle etkili silahlar olarak Eczacıbaşı Vitra'nın bir adım önde olduğunu söyleyebilir misiniz? Evet, yani buraları oynamayı bilen, tecrübe olarak oynamayı bilen çok önemli 3 yabancısı var. Büşra da öyle. Eczacıbaşı Vitra forması altında birçok şampiyonluk yaşadı. Bence de söyleyebiliriz. Ana Antoniyeviç kısa oynadı ve sayıyı buluyor. Fenerbahçe Opet. Eda Erdem. Zoran Terziç. Melisa Vargas'a bir şeyler söyledi. Oyuncusu servise hazırlanırken. İşte top bekleyen Eczacıbaşı Vitra'lı oyuncular. Jordan Larson. Simge. Larson'a doğru. Larson yine müthiş aldı. Ve Büşra sayıyı getiriyor takımına. Bu sette orta oyunculardan gelen ilk skor katkısı. Eczacıbaşı Vitra. Larson'ın manşeti bu açıdan daha net belli. Kusursuz. Yani adım bile atmadı Ezgi. Durduğu yere parmakların ucuna geldi servis karşılığı. Kim? Ana. Fatma ile oynadı. Top Fenerbahçe sahasına dönüyor. Fatma. File. Fileye temas etti. Zor pozisyonda çapraza iyi bir vuruş yaptı ama file temasına engel olamadı. Fark 5'e yükseldi. Kim? Melis. Ana Antoniyeviç. Fatma. Antene değiyor top. 17-11 Fenerbahçe'de işler kötü gitmeye başladı. Yüzler düştü, moraller de bozuldu. Maça ortak olabilmek için önce herhalde kafada bazı şeyleri çözmeleri lazım. Çok fazla hata gelmeye başladı. Zaten yüzleri hücumlar yapıyor Eczacıbaşı Vitra. İlk önce file teması, şimdi antene çarpan top. Fenerbahçe'de işlerin iyi gitmediğini bizlere gösterdi. Çok önemli bir avantaja sahip Eczacıbaşı Vitra. Tabii Fenerbahçe'de ilk seti kazanırken Vargas Bristol ikilisinin çok yüzleri hücumlar etmesinin etkili olduğunu söylemiştik. Şu an o yüzleri hücumları bu ikisinden de göremiyoruz işin gerçek tarafı. Fark 6'ya yükseldi. Çok önemli bir avantaj yakaladı Eczacıbaşı Vitra. Kim? Melis manşet hatası. Fenerbahçe'de hatalar devam ediyor. 18-11. Kadro derinliğini iyi kullandı Eczacıbaşı Vitra. Başlayan altından iki oyuncu değişti.
başlayan altında belki işler yolunda gitmiyordu ama iki değişiklikle beraber şampiyonlar sadece 7 sayı uzaklıktaki mesafeye geldiler. Ana Antonijević, Eda Kayarak Sımacı müthiş çıkardılar. Önce Ezgi, sonra Büşra, sonra Boşkoviç. Bir kez daha benzer bir hücum. File. File temasını gördü. Yardımcı hakem Yavuz Akdemir. Sayı Fenerbahçe Opet'in 12-18. Evet, Marco Aurelio Motta çok emin olmasa da istedi diyelim. Evet, file teması var. File teması var mı yok mu? Evet. Çok emin olmasa da bir şansını denemek istedi aslında Brezilya çalıştırıcı. Düşerken sol koluyla dirseğiyle fileye temas etmiş Jordan Larson. Şimdi Fatma servisi kullanacak. Kim? Ezgi. Larson geliyor. Plase. Ana dokundu. Melis yükseltiyor. Fatma. Çok sert bir vuruş yapamadı. 3 metre gerisinden kim blokta başarı var? Eda Erdem. 13-18. Yani 6 numara hücumunu iyi okudu Eda. Yani burada Ezgi'nin 6 numaradan hücum edeceğini anladı. Ve takibini de blokta taçlandırdı. Fatma. Kim? Boşkoviç geliyor. Plase yaptı. Çıkardı Fenerbahçeli oyuncular. Ezgi yine Boşkoviç'e. Blokta başarı var. Eda Erdem Dündar'dan üst üste iki kritik blok. Mola geldi. Duruma müdahale etmek istiyor hemen. Fenerbahçe ritim bulmuşken onun önünü kesme düşüncesinde Marco Aurelio Motta. Zira daha ilk molası. Bir molası daha olacak. Fenerbahçe Opet'in ise molası kalmadı. Tabii Eda Eczacıbaşı Vitra'nın en formdaki 3 oyuncusundan ikisini üst üste blokladı. Önce kimin 6 numara hücumunu, şimdi de Boşkoviç'in 1 numara hücumunu duvar ördü adeta Sarı Lacivertleri kaptanı. Fenerbahçe biraz da bu bloklarla morallenmişti. Marco Aurelio Motta da kiminin de morallenmesini çok istemediği için tabii bir 3 sayılık seri de vardı. Bu seriyi kesmek istedi. Fatma'nın servisleriyle devam edecek. Fatma servisi kullandı. Simge alıyor. Larson geliyor. Blokta başarı var. Eda. Üst üste 3 blok. Yani Kim, Boşkoviç peşine Jordan Larson. Eczacıbaşı Vitra'ya set içerisinde fark yaratan 3 ismini de Eda Erdem Dündar bloklamış oldu. Farkı da 3'e indirdiler. Fatma, Kim, Ezgi, Boşkoviç. Brisio aldı. Jordan Larson acele etmedi. Ezgi ikinci topa hücum sayıyı getiriyor. 19. sayısı Fenerbahçe serisine son verdi Ezgi. Böyle bir mini seriye yine ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Ana, kurşun pas, Eda, blok. Top içeride. 20-15, fark yine 5'e yükseldi. Çok kritik bir blok sayısı. Burada gelecek bir Fenerbahçe sayısı her şeyi değiştirebilirdi setin inşaatı açısından. Ama Merve Atlıer 2000'li orta oyuncu buna izin vermedi. Zaman daralıyor Fenerbahçe için. 20-15. Ana Antonijević. Brisio her topa öyle ya da böyle manşet koyuyor Eczacıbaşı Vitra savunması. Yeter.
26-20. Eda Erdem, onun da etkili servisleri var. Larsen aldı, file önü. Rakip alandaki topa müdahale çaldı. Başakem İlhami Şenyurt. Jordan Larsen itiraz ediyor. GDS istiyorum diyor notta ama bu kararda GDS olmayacağının o da bilincinde. Kartına başvuruyor İlhami Şenyurt. Ezgi biraz fazla sinirlendi sanırım ve itiraz sırasında. Ezgi'yi de dizginleyen genç Merve. Şu an iki kartı da elinde. Bakalım kartın rengi ne olacak? Sarı. Ezgi dileğe çıktı sarı kart. Takım arkadaşları hala sakinleştirmeye çalışıyor Ezgi dileği. ...17-20... Eda Erdem. Eda. Larsen. Ezgi. Boşkoviç. Blok. Fenerbahçe sahasına iniyor top. 21-17. Fenerbahçe direnmeye, yetişmeye çalışıyor. Eczacıbaşı Vitra Kupa'ya iyice yaklaştı. 4 sayılık bir fark yakaladılar. Kupayı kazanmak için de 4 sayı daha kazanmaları lazım. 21-17 skor. Ana Antonievic iyi refleks. Melisa Vargas havuza doğru bıraktı. Larsen yetişiyor. Fenerbahçe hücumu olacak. Fatma. Ana Antonievic. Brisio bütün gücüyle bu smaca yükleniyor. 18-21. Şimdi Ana Antonievic servise geldi. Fenerbahçe'de Brisio, Melisa Vargas ve Bahar hücum hattındalar. Simge aldı. Ezgi, Larsen. Blokta başarı var. Brisio. 19-21. Bu sefer olmadı Jordan Larsen'ın smaç fake'i. Bu sefer smaçtan plaseye döndü ama Brisio blokladı onu. Larsen, Ezgi, Boşkoviç. Fenerbahçe hücumu olacak. Çok kritik. Brisio müthiş bir smaç. Ezgi yetişti simgenin manşetine. Kim hücum ediyor? Vargas pasörlük yapıyor. Brisio blokta başarı var. Eczacıbaşı Vitra sayısı. 2000 doğumlu Merve gerçekten iz bırakacak bir performans sergiliyor bugün. Yani yine setin gidişini değiştirecek anda çok kritik bir blok geldi. 2000 doğumlu Merve Atlıer'den. 22-19. Maçın kırılma anı buydu diyebiliriz. Karşılaşma bittikten sonra dönüp seyrettiğimizde. Larsen'ın servisi, Ana Antonievic bloktan dönüyor. Sayı bitmedi. Vargas yetişti. Melis yolladı rakip alana. Bir hücum daha. Kim? Top içeride. 23-19. Adım adım kupaya gidiyor Eczacıbaşı Vitra. Larsen. Fenerbahçe'de yüzler yine düştü. Jordan Larsen. Brisio. Ana. Vargas üçlü blok. Bloktan dışarı. 20-23. Brisio servise gidiyor. Kritik servisler. Belki de Fenerbahçe'nin son direnç hattı Brisio'nun servisleri değerli seyirciler. 2018-2019 Kupa voleyi kim kazanacak? Samantha Brisio fileye bırakıyor. 24-20 maç sayısı. Güldeniz sahaya geliyor.
İzmir doğumlu o da. İller Bankası, Türk Telekom, 6 sezon Vakıfbank, 2 sezon Galatasaray, Eczacıbaşı Vitra'da 2 sezonu, 2 Türkiye şampiyonluğu, 2 kupa voley, 2 sev şampiyon kulüpler, 1 dünya kulüpler, 2018 sev kupası ve bu sezon Spor Toto Şampiyonlar Kupası servisi atan Güldeniz Önal'ın müzesinde duruyor. Maç sayısı Melis aldı, ana Melisa Vargas. Şimdi Eczacıbaşı Vitra hücumu, Boşkoviç geliyor, blok. Melis karşıladı. Ana Antonijević. 3 metrenin gerisinden Brisio. Sayı bitmedi. Kim? Ve Eczacıbaşı Vitra kupayı kazanıyor. 25-20 son seti de alıyorlar. 4-1 öne geçiyorlar ve kupayı kazanıyorlar. Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Kim son sayıyı alıyor. 2018-2019 kupa voley Eczacıbaşı Vitra'nın. 2011-2012 sezonundan sonra tam 7 sezon bu kupa için bekledi Eczacıbaşı Vitra. Son olarak Galatasaray'ı 3-0 yenmişlerdi kazanırlarken ve şimdi de Fenerbahçe Opet'i mağlup etmeyi başarıyorlar. 3-1'lik skorla ve kupayı müzelerine götürüyorlar.